Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgi sarmal 11. sınıf biyoloji soru bankası ürünlerine devam ediyoruz. Konumuz sindirim sistemi. Bölüm testi 2, test numaramız 4 arkadaşlar. Birinci sorumuza bakacak olursak, insanda pasif olarak salgılanan sindirim enzimlerinin aktifleşmesinde 1, 2, 3'ten hangileri etkili olabilir diye sorulmuş. Şimdi hidroklorik asit arkadaşlar midemizden salgılanan pepsinojen enziminin şu jen ekini ne yapıyor? Yok edip bunu aktif pepsine dönüştürüyor. Bunun dışında kan veya su arkadaşlar herhangi bir şekilde sindirim enzimlerinin aktifleşmesine ne yapmaz? Görev yapmaz. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir olarak bulunmuş olur. İkinci sorumuza bakacak olursak, grafikte maltoz miktarının X sindirim kanalındaki değişimi verilmişti. İlk önce artış var, sonra azalmaya başlamış. Demek ki ilk önce burada üretiliyor, sonra tekrar sindiriliyor arkadaşlar. Ne olabilir ince bağırsağımızda? Nişasta veya glikojen amilaz enzimi ile maltoz artı bakın dekstrine parçalanır. Dekstrin yaklaşık 10 glikozu çeker. Maltoz ise 2 tane glikozdan oluşan şekerdir, disakarittir. Daha sonra ince bağırsağın kendi disakaritaz enzimlerinden bir tanesi olan maltaz enzimi ne yapar bu maltozu arkadaşlar parçalayarak yok eder. Yani 2 tane glikoza dönüştürerek monomer hale getirmiş olur. Dolayısıyla bakın ne yapar? Maltoz burada oluşur. Daha sonra bakın yok olur. Neresi burası? İnce bağırsak. Cevabımız C olarak bulunur. Üçüncü sorumuz. İnsanın sindirim kanalında kimyasal sindirim sonucunda hangileri oluşabilir diye sorulmuş. Dekstrin arkadaşlar ağzımızda ve ince bağırsağımızda maltoz artı bakın dekstrin beraberinde oluşabilir. Polipeptitler midemizde bakın pepsin enzimi sayesinde oluşturulabilir. Yine yağ asidi ve gliseroller ince bağırsağımızda lipaz enzimi sayesinde pankreastan gelen oluşabilir. Fakat karbondioksit arkadaşlar inorganik bir yapıdır. Glikozun örneğin oksijenle solunumla parçalanma sonucunda açığa çıkar. Yani hücresel solunumlar sonucunda açığa çıkar. Sindirim kanalında bu sindirimle oluşan bir ürün değildir. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 4 yani Denizli olarak bulunmuş olur. Gelelim 4. sorumuza. Ağız, mide, ince bağırsak gibi sindirim organları besinlere, enzimlerle etki eder ve ürünler oluşturulur. Buna göre hangisinde sindirim organın etkilemiş olduğu substrat ve oluşturmuş olduğu ürün arkadaşlar yanlış verilmiştir diye soruyor. Substrat yağ ince bağırsağımızda ne yapar yağlar? Yağ asidi ve gliserole dönüşür. Proteinler midemiz içerisinde yine pepsin enzimiyle polipeptitlere kadar sindirilir. Substrat maltoz ince bağırsağımızda sindirilir. Maltaz enzimi 2 tane glikoza dönüşür. Burada bakın galaktoz demiş. Bu laktozun parçalanmasıyla oluşur arkadaşlar. Cevap C olmalı. Nişasta ağzımızda amilaz enzimi ile dekstrin artı maltoza kadar sindirilebilir. Yine polipeptit olan proteinler ince bağırsağımızda daha küçük olan polipeptitlere ne yapabilir arkadaşlar? Dönüşebilir. Sindirim enzimleri yardımıyla örneğin tripsin, kemotripsin, pankreastan gelen enzimler ince bağırsağımızda ne yapar bunu? Daha küçük polipeptitlere dönüştürebilir arkadaşlar. Bunun dolayı cevabımız C olarak bulunmuş olur. Beşinci sorumuz insanda kalın bağırsak hangilerini gerçekleştirir diye sorulmuş. Suyun eminimini sağlar. Kalın bağırsağımızda büyük oranda suyun gereminin burada gerçekleşmiş olur. Sekretin ve enterokinaz salınımını ince bağırsağımız yapar. Kalın bağırsağımız yapmaz. Kimyasal sindirim yine ince bağırsağımızda ne yapar? Tamamlanmış olur. Kalın bağırsakta herhangi bir şekilde mekanik veya kimyasal sindirim olmaz. Bunun dolayı cevabımız yalnız bir Adana olarak bulunmuş olur. Altıncı sorumuza bakacak olursak deney tüpleri verilmiş. İçerisine protein, yağ ve nişasta konulmuş. Bakın sıfır derece hemen dikkatimizi çekiyor. Sıfır derecede reaksiyon gerçekleşmez arkadaşlar. Ortam müsait olsa amilaz denen enzim nişastayı parçalayacak olan enzim bulunsa bile burada reaksiyon meydana gelmez. Zaten bize ne demiş? Kimyasal sindirim gerçekleşir diye sormuş. 3 de olmaz. Gitti 3. Yağ bakalım 20 derece uygun sıcaklık var hafiften. Bazik ortam demiş ama safra demiş. Safra arkadaşlar yağları kimyasal sindirmez. Mekanik olarak sindireceği için bu da bakın gitti. Yani 2'yi de atıyoruz. Cevap yalnız 1 olarak kalmalı.
25 derece uygun sıcaklık, proteinler asidik bir ortamda pepsinojenle midemizde hidrokalorik asitle aktifleştirilerek ne yapılır? Büyük polipeptitlere kadar proteinimiz parçalanabilir arkadaşlar. Cevap Adana olarak bulundu. Yedinci sorumuz, yukarıdaki olayların tamamını gerçekleştiren organlara hangileri örnek olarak gösterilebilir demiş. Kimyasal sindirim, emilim ve hormon salgılanması. Şimdi midemizde proteinlerin kimyasal sindirimi olur. Bazı besinlerimiz buradan emilir. Aynı zamanda midemizin gastrin hormonu vardır. Bu tamamını gerçekleştiriyor. Ağzımızda kimyasal sindirim olur, amilaz enzimi ile emilim de olur fakat ağzımız hormon salgılamaz. Herhangi bir hormonu yoktur. İnce bağırsağımızda kimyasal sindirimler olur. Bir sürü besinin, bütün besinden hatta şeker, protein, yağ olarak söylüyoruz, gerçekleşir. Emilim de bakın büyük oranda burada gerçekleşir. Aynı zamanda hormon salgılanması, sekretin, kolesistokinin ve enterogastrin gibi hormonları ne yapar? İnce bağırsağımız salgılar arkadaşlar. Bu şekilde sinir olaylarını düzenler. Bundan dolayı cevabımız 1 ve 3, yani Denizli olarak bulunmuş olur. 8. sorumuz, lenf sistemiyle bağırsaktan alınan adek yağda eriyen vitaminler kalbin sağ kulakçığına gelinceye kadar hangi sırayla hangi uzuvlardan geçiş yaparlar? Yani lenf yolunu soruyor. Bakın kalbin sağ kulakçığına gelene kadar ilk önce yukarıda bakın ayaklardan gelen kilus borusu var. Sonra bakın peke sarnıcına geliyoruz. Bağırsağımızdan alınan lenf sistemi elemanları, yağ, asitlik, gliseroller, adek vitaminleri. Peke sarnıcına geldik. Oradan göğüs kanalına geçtik. Oradan sol köprücük alt toplar damarına kana karıştık. Oradan üst ana toplar damarına daha sonra kalbin sağ kulakçığına dökülürüz arkadaşlar. Yani bu sıramız aynen geçerli olmuş oldu mu? Oldu. Yani cevabımız 1, 2, 3 Bursa olarak bulunmuş olur. 9. sorumuza bakalım. Sindirim kanalında görevli bazı enzimler verilmiştir. Buna göre enzimler için hangileri doğrudur diye sorulmuş. 3 ve 4 aynı bağ çeşidine etki eder mi acaba? Tripsinojen, dipeptidaz. Yani ikisi de proteinleri sindirir, peptit bağlarını kırarlar, etki eder, ortaktır, doğru. 1 ve 5 aynı sindirim kanalında çalışabilir mi? Lipaz yağları sindiriyor ince bağırsakta. 5'e bakalım, maltaz, bu da maltozu sindiriyor. Yine ince bağırsakta kendi enzimi maltaz ince bağırsak tarafından ne yapılıyor? Üretiliyor. Bu da ortak olabilir. 2. Ester bağlarını yıkar mı amilaz enzimi? Hayır, bu karbonhidratlardan nişastaya veya glikojene etkilerek onu maltoz ve dekstrine kadar parçalar. Glikozit bağlarını yıkar. Yani ester bağlarını yıkmaz. Cevabımız 1 ve 2 Bursa olarak bulunmuş oldu. 10. sorumuzdayız. 10. sorumuz sekretin hormonu ile ilgili hangisi doğrudur diye sorulmuş. Sekretin hormonu ince bağırsaktan salgılanan bir hormondur. Mideden salgılanmaz arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlış. Pankreas ve karaciğeri uyarır. Evet, sekretin hem pankreası uyarır bir karbonat iyonlarının salgılanması için hem de karaciğeri safra üretmesi için ne yapar? Uyarır. Mide hareketini hızlandırır. Şimdi mide hareketini hızlandıran gastrin hormonu var. Mideyi uyarıyor. Sekretin hormonu ince bağırsaktan salgılanıp karaciğeri safra üretmesi için uyarırken pankreası da bikarbonat iyonlarını bağırsağa göndermesi için uyarıyor. Midenin hareketiyle herhangi bir görevimiz söz konusu değil arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2 Bursa olarak bulunmuş oldu. 11. sorumuz besinlerin sindirim kanalında gönderilen enzimler ile yapı taşına parçalanması hücre dışı sindirimdir. Hücrenin dışında olduğu için ama vücut içi arkadaşlar bu durum aynı zamanda. Hücre dışı sindirim o zaman hangi organlarda meydana gelebilir diye sorulmuş. Kalın bağırsağımızda herhangi bir besinin sindirimi artık burada gerçekleşmez. Burada emilim olur. Dışkı ilerler. Anüse doğru hareketlenir arkadaşlar. Midemizde kimyasal sindirim proteinlerinki gerçekleşebilir. İnce bağırsağımızda her türlü besinin şeker, yağ, protein bakın sindirimi burada gerçekleşmeye devam ediyor ve bitiyor hatta. Ağzımızda ise sadece bakın nişasta ve glikojenin pişmiş hali ne yapılır? Amilaz enzimiyle maltoz ve dekstrine kadar sindirilir. Yani eksik bir şekilde sindirim ağızda gerçekleşmiş olur. Monomere kadar parçalanma olmadığı için. Fakat yine kimyasal bir sindirim olayıdır bu da. Bunun dolayı cevabımız ne oldu? 2, 3, 4 yani Denizli olarak bulunmuş olur.
12. sorumuza bakalım. 12. sorumuz pankreasın yapısıyla ilgili. X kanalında hangisi bulunmaz diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi X kanalı, Wilson kanalı, altın kızlar kodlamasıyla söyleyebileceğimiz enzimler buradan geçerek Water kabarcığına ne yapılıyor? Dökülüyor. Yani 12 parmak bağırsağının ilk kısmına dökülüyor. A amilaz, bakın amilaz. L lipaz enzimi. T tripsinojen, kimotripsinojen burada yok. N nükleazlar burada yok. K karboksipeptidaz burada yok. Ne yapacağız şimdi? Su. Şimdi bunlar gelirken beraberinde su gelebilir mi? Bazik ortam. O, su gelecek halleri yok ya. İlla su olabilir içeride. Ve bikarbonat iyonları da yine pankreasın sekretin hormonuyla uyarılmasıyla üretilir. Yine Wilson kanalıyla ince bağırsağa gelerek ortamın bazikleşmesine katkı sağlar. Fakat glukagon bir hormondur arkadaşlar. Kanallarda salgılanmaz, kanallarla ilerlemez bu. Direkt kana verilir. Dolayısıyla Langerhans alıcıklarında üretilen bu hormonlar, insülin olsun, glukagon olsun, direkt kan damarlarına ne yapılmış olur? Verilmiş olur. Wilson kanalına sadece Acini bölgesinde üretilen salgılar ne yapar? Gelir ve oradan bağırsağa dökülür arkadaşlar. Cevabımız Adana olarak bulunmuş oldu. 13. ve son sorumuza bakacak olursak, pankreastan 12 parmak bağırsağına dökülen pankreasın öz suyunda hangilerini sindiren enzimler bulunur? Yukarıda bakın hemen söylediğim altın kızlar kodlamamızda amilaz karbonhidratları sindirir, lipaz yağları sindirir, tripsinojen, kimotripsinojen proteinleri sindirir, nükleazlar DNA, RNA'yı sindirir, karboksipeptidaz ise arkadaşlar yine proteinleri sindirir. Yani bütün besinlerin sinirimini sağlayan, şu görmüş olduğunuz 3 öncülü de sindiren enzimler pankreasta mevcut arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız Edirne olarak bulunmuş oldu. Bu şekilde test ödevimizi bitirmiş olduk. Son bir testimiz kaldı. Ondan sonra etkinlikler var. Yazılı hazırlık sorularımız var. Savunmalı testimiz var. Bu şekilde sinirim sisteminde artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.